Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size evde saçlarımı hafif katlı kesim nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Kendim kesiyorum. Aslında çok kolay. Birazcık tecrübe istiyor. Zamanla el alışkanlığınız arttığında çok rahat yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz siz de. Şimdi önce saçlarımı yıkadım. Islattım. Islatabilirsiniz de. Şöyle ince dişli bir tarak kullanıyorum. İnce dişli bir tarakla başımı öne doğru eğdim. Arkadan da saçlarımı açtım iki yana doğru. Şöyle elimle düzleyerek saçlarımı aşağı doğru böyle elimi iyice düz bir şekilde sıvazlıyorum. Bakın şöyle getiriyorum. Aslında çok kolay. Banyoda kendim hemen yapıyorum. Bu kısmı böyle kesiyorum. Daha sonra aynanın karşısında yapıyorum. Şöyle düzeltelim. Toka takmıyorum. Çünkü toka takarsak ucunu düzgün kesemeyiz. Ben böyle elimle düzelterek yapıyorum. Şöyle güzelce düzeltiyorum. Nereden keseceğime karar veriyorum. Önce siz de az az kesin. Birkaç santim kesin. İşte 3 santim kesin. Ben biraz 10 santim kadar keseceğim bugün. Bakın şöyle güzelce parmaklarımla düzelttim. Hafiften parmaklarımı hiç kaydırmadan aşağıya doğru böyle kademe kademe indireceğim. Şimdi şuradan tutuyorum. Böyle bir aşağıya geliyorum. Böyle düz bir şekilde elimizle aşağıya kadar inelim. İki parmağımızın arasında saçlarımızı düzgün bir şekilde sıkıştıralım. Kendim böyle ön taraftan keseceğim ama sizin görebilmeniz için kamerayı önden de tutacak eşim. Şimdi şöyle şuradan bir hamlede kesiyorum. Ama şimdi siz burayı göremeyeceğiniz için eşim sağ olsun kamerayı şöyle bana arkadan tuttu. Makasla şöyle tek hamlede yapıyorum. Burada en önemli şey makasınızın keskin olması. Keskin güzel bir makas kullanın. Şöyle kestim. Şimdi tekrar uç kısımlarında girintiler, çıkıntılar var. Onları daha küçük, daha keskin bir makasla şöyle düzeltiyorum. Hepsi bu kadar aslında. Düzelttikten sonra işim bitiyor bu kısımda. Şöyle taradım. Tekrar böyle bir iki kez tarayarak yine aynı şekilde gösterdiğim gibi aşağıya doğru şu şekilde inerek, düzelterek uçların düzgün olup olmadığına bakın. Uçlar düzgün olsun. Çok kolay. Zamanla eliniz alıştıkça yapabilirsiniz. Ben hep bu şekilde kesiyorum. Bakın içinde uzunlar çıktı. Onları tekrar alıyorum. Sağ olsun kuaförüm öğretmişti bana. Kuaförüm zaten çok hızlı yapıyor. Benim saçımı kesmesi 1 dakika bile sürmüyor. Ben de bir 5 dakika kadar uğraşıyorum. Ama bugün çekim yaparken biraz çekim dolayısıyla uzun oldu kesim. Tekrar şöyle düzeltiyorum. Uçlarında düzgün olmayan yerleri. Ama dediğim gibi makas çok önemli. Çok keskin bir makas olmalı. Yoksa düzgün kesemezsiniz. Çok zorlanırsınız. Bu şekilde kestiğim için de saçlarımda hiç kırık olmuyor. Mevsim geçişlerinde mutlaka kesin. Saç kesimi saçların gürleşmesine neden olur. Saç telleriniz canlanır. Saçın yükü azalır. Saç kesmeyi ağaç budama, bitki budama gibi düşünün. Budadıkça bitkiler nasıl coşarsa saçlarınız da kestikçe coşar. En az 3 ayda bir kesim yaptırmalısınız. Her 3 ayda bir kesim yaptırın. Ben kendim her 3 ayda bir böyle ucundan 3 santim, 5 santim uzunluğuna göre kesiyorum. Epeydir kesmemiştim size bu videoyu çekebilmek için. Onun için bugün biraz uzun kestim. 10 santim kadar kestim. Şöyle tekrar düzeltiyorum. Zaten ön taraftan kestiğim için kendim de çok rahatlıkla böyle eğri olan yerleri görebiliyorum. Şu şekilde düzgün bir şekilde acele etmeden kesin. Burada önemli olan saçınızın ıslak olması ve çok iyi taramanız. Bir de başınızın arka tarafından saçlarınızı iki yana doğru düzgün bir şekilde ayırmanız çok önemli. Şimdi önden ayırıyorum. Şöyle bakın. Tam arkadan gelecek şekilde hem arkadan hem önden böyle düz bir çizgi şeklinde ayırmaya çalışın. Aynada kendim bakıyorum düzgün olduğumu olmadığımı diye. İki yana ayırdım şimdi. Eşim de yardım ediyor sağ olsun. Evet şöyle bu sefer bakın
Bu taraftan tarıyorum şimdi, bu tarafı düzeltiyorum. Şimdi sağ tarafı düzeltiyorum. Bakın arkadan öne kadar çizgi halinde ayırmış oldum iki tarafa saçlarımı. İyice tarıyorum. Arada uçlarından uzunlar çıkarsa onları tekrar alabilirsiniz. Ama genelde çok fazla çıkmıyor. Taramayı iyi yapalım. İnce dişli tarak kullanalım. İnce dişli tarak daha düzgün tarar saç tellerini. Benimki gibi ince telli hacimsiz saçların kesime ihtiyacı var. Saçları gür olanlar için bir şey demiyorum. Onlar Allah'a şükretsinler. Ben de onlara 40 bin kere maşallah diyorum. Saçları gür olanlara hayranım. Bakın şöyle arkadan öne kadar çizgiyle saçlarımı iki taraftan ayırmış oldum. Şöyle ellerimle tutuyorum. Taradığım kısmı düzgün bir şekilde. Şöyle tutuyorum. İyice emin olmadığımızda iyice tarayalım. Şöyle öne doğru yukarı iyice tarayarak almış oldum. Şimdi önde düz duralım. Başımızı düz tutalım. Aynanın karşısında şöyle geçelim aynanın karşısına. Kendimize bakalım. Başımız dik. Şu şekilde uç kısmını iyice düzeltelim. Bir de buradan uçtan kendimiz de düz duralım. Omuzlarımız da dik olsun. Şöyle bakın iyice düzeltiyorum. Yine düzeltme hareketi yapıyorum. Yukarıyı da sıkıştırıyorum kaymasın diye. Şöyle iki parmağımın arasına aldım yine. Şimdi bu uç kısımlarını biraz buradan alacağım. Buradan da düzeltme yapacağım. Şöyle kaydırıyorum. Ucunda görüyorsunuz. Dengesizlik var. Orayı düzelteceğim şimdi. Şöyle iyice parmağımızla kaydırarak yavaş yavaş gidelim. Bakın şu kısım fazlalık olan kısım. Şöyle şu, kendime doğru yine kendim önden görüyorum. Önden kesiyorum ama gerçekten çok zorlandım. Çünkü salonda kesiyoruz. Ayna da yok. Aynanın karşısında çok rahat oluyor. Şu şekilde bıçak, makasınız keskinse bir hamlede kesebilirsiniz. Kaydı şimdi tekrar düzeltiyorum. Şöyle öne aldım size göstermek için. Şöyle buradan yavaş yavaş düzgün bir şekilde sonuna kadar ilerliyorum. Dediğim gibi çok kolay ama işte birazcık el becerisi istiyor. Biraz zorlandım, düzgün kesemedim. Önden olunca bu saç kısmını önden aldığım zaman daha rahat kesiyorum. Siz göresiniz diye böyle bu tarafa doğru aldım. O da düzgün olmadı keserken. İçeriden kestiğiniz zaman daha iyi görüyorsunuz. Bakın şöyle kesmiş oldum. Kesimim bitti. Hepsi bu kadar. Ara ara kendiniz böyle evde kesebilirsiniz. Pandemi döneminde de ben bu saç kesme yöntemlerimle çok rahat ettim. Katları sadece ucuna vermiş oldum. Yukarıya kadar kat yapmadım. Yukarıya kadar kat yapmak isterseniz onun kesimi biraz daha farklı. Şimdi şöyle tarıyorum ve kurutacağım artık. İçinden taradıktan sonra tek tük uzun kalan saçlar çıkarsa onları da makasla almak gerekir. Evet, gayet iyi oldu. Şöyle uçları katlı oldu. Yaklaşık bir 20 santim kadar ucunda katlar oldu. Katlı saç benimki gibi zayıf ince telli saçları daha hacimli ve daha gür gösterir. Daha fazla kat kesersek benimki gibi saçlara saçlarımız cılız görünür. Bize çok fazla katlı saç gitmez. Bu kadar kat bize yeterli. Sadece uçlara kat vermiş oldum. Şöyle görüyorsunuz. Kuruttum ve gayet de güzel duruyor. İnşallah size de faydalı olur. Umarım anlatabilmişimdir. Takıldığınız bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Evet, uçları böyle. Fön çekmedim bu sefer. Elimle sadece kurutup geldim.
siz görün diye bir fönle ya da dalga yaptığımda daha güzel duracaktır. Şu da kestiğim saçımın uzunluğu. Bu kadar kesmiş oldum. Saçları dediğim gibi 3 ayda bir mutlaka uçlarından alın. Saçlarınız gürleşsin, ışıl ışıl olsun.